He? Evet hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar, yeni bir konuya geçmeyi düşünüyorum. Nedir konumuz? Eşey tayini ve eşeğe bağlı kalıtım konusu arkadaşlar. Bazı daha önceden gördüğümüz konuları bir tekrar etmemiz gerekiyor. Onun için bir boş sayfa açacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar insanda ne var? 46 kromozom var, değil mi? Biz bunu 2 eşittir 46 şeklinde gösteriyor muyuz? Evet, gösteriyoruz. Arkadaşlar bu 46 kromozomu bazen şu şekilde de gösteriyoruz. 44 artı XX veya 44 artı X, Y şeklinde de gösteriyoruz. Eğer dişi birey ise XX, erkek birey ise X, Y şeklinde gösteriyoruz. Bakın burada şu 44'e ayrı bir isim, 45. ve 46. kromozomlara, XX veyahut da XY kromozomlarına ayrı bir isim veriyorduk. Bunları bir hatırlayalım. Ne diyorduk? Arkadaşlar şu 44'e otozom diyorduk hatırlarsanız. Buna ise XX veyahut da XY ise gonozom diyorduk. Hatırladınız mı? Evet, hatırlayamadık mı arkadaşlar? Hatırladık hocam. Peki bu otozom gonozom ne demekti? Bir de onu hatırlayalım. Ne demekti otozom? Evet, otozom ne demektir? Arkadaşlar, otozomu şöyle tarif ediyoruz. Vücutla ilgili genleri taşıyan kromozomlar. Vücutla ilgili genleri taşıyan kromozomlara ne diyormuşuz? Otozom veyahut da otozomal kromozomlar. Kısaca vücut kromozomları diyebilir miyiz? Evet deriz arkadaşlar. Vücut kromozomları. Gonozoma ise veyahut da gonozomal kromozomlara ise eşey kromozomları diyebiliriz arkadaşlar. Niye eşey kromozomu diyoruz? Cinsiyetle ilgili genleri taşıyor. Cinsiyetin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bundan dolayı onlara da eşey kromozomu diyebiliyoruz arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceğiz. Otozoma bazen arkadaşlarımız vücut hücresi diyor. Doğru mu bu? Yanlış. Arkadaşlar vücut kromozomu diyebiliriz ama vücut hücresi diyemeyiz. Bunu özellikle vurguluyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmayalım diye. Tamam mı? Vücut hücresi diyemiyoruz. Vücut kromozomu diyebiliriz ancak. Tamam? Evet. Şimdi arkadaşlar bir dişi bireyde ne dedik? 46 kromozom vardı. 2N eşittir 46. Ve bunu da 44 artı XX olarak gösteriyoruz dedik. Değil mi? Şimdi bu dişi bireyde arkadaşlar meyoz bölünmeyle gamet dediğimiz yumurta hücresi, üreme hücresi meydana gelirken ne oluyor?
kromozom sayısı yarıya iniyor. N eşittir 23 oluyor. Bakın 2N eşittir 46 iken N eşittir 23 oluyor. Peki bu esnada otozomlar, gonozomlar nasıl değişiyor? Arkadaşlar homolog kromozomlar birbirinden ayrıldığı için şu 22 çiftten birer tanesi bulunuyor. XX'ten de bir tanesi bulunacak. Onun için yumurtanın kromozom yapısı arkadaşlar 22 artı X şeklinde karşımıza çıkıyor. Tamam? Bu dişi bireyde. Aynı olay bir de erkekte nasıl gerçekleşiyor onu görelim. Evet yine erkeğin de kromozom sayısı 2N eşittir 46 mı? Evet ama bu 46 kromozomla ne şekilde karşımızda? 44 artı XY şeklinde karşımızda. Ve yine erkek bireyde mayoz bölünmeyle spermler meydana gelirken arkadaşlar ne oluyor? N eşittir 23 oluyor. Yani kromozom sayısı yarıya iniyor. Peki bütün spermlerde aynı mı? Bakın bütün yumurtalarda aynıdır. 22 artı X'tir. Ama spermler iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bazı spermler 22 artı X şeklinde, bazı spermler 22 artı Y şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet. 22 artı X, 22 artı Y. Spermlerin yarısı, bakın milyonlarca sperm vardır. Spermlerin yarısı X kromozomu bulundurur. Yarısı da Y kromozomu bulundurur arkadaşlar. Onun için bir çocuğun kız olma ihtimaliyle erkek olma ihtimali birbirine eşittir. Şimdi çocuğun cinsiyeti nasıl ortaya çıkıyor? Ona da şöyle bakıverelim kısaca. Bakın anneden yumurta oluşmuş. 22 artı X şeklinde. Babadan da spermler gelecek. 22 artı X de olabilir. 22 artı Y de olabilir. Eğer yumurtayı şu sperm döllerse, X kromozomu taşıyan sperm döllerse ne olacak? Bakın 22 buradan, 22 buradan 44. Artı X buradan, X buradan XX. Yani nedir? Kız çocuk mu? Evet, kız çocuk dünyaya gelecek. Ama bu yumurtayı, aynı yumurtayı bakın, yumurtada değişiklik yok. Aynı yumurtayı Y kromozomu taşıyan sperm döllemiş olsaydı 22 oradan 22 oradan 44 olacak. Artı X buradan Y buradan gelecek. X Y. Yer olmadığı için yazamadım arkadaşlar. X Y. Yani erkek çocuk dünyaya gelecek. Evet, demek ki çocuğun cinsiyetini belirleyen ne arkadaşlar? Spermler. Babadan gelecek olan spermler. Sperm X kromozomu taşıyor, Y kromozomu taşıyor. Bu çok önemli. Eğer X kromozomu taşıyorsa kız çocuk dünyaya geliyor. Eğer yumurtayı dölleyen sperm Y kromozomu taşıyorsa erkek çocuk dünyaya geliyor. Evet, şimdi var mı burada soracağımız bir şey? Bunu anladık mı? Evet hocam. Geçiyorum o zaman. Hocam. Efendim? Yok, anlamadığınız bir şey var mı dedin? Onu hocam. Tamam. Arkadaşlar bu arada haberiniz vardır ama bizden de duymuş olun. Bakın yüz yüze, belki okul açılmasa bile yüz yüze yazılılar olacak deniyor. Tamam? Kasım'a kadarki konulardan arkadaşlar
yazılı yapacağız. Haberiniz olsun. Herhalde bu konularda daha sonraki yazılıda karşımıza çıkacak. Bu konuda bir bilginiz olsun arkadaşlar. Hocam hangi tam olarak konuda bitiyor soracaksınız yani? Şimdi yıllık plana bir bakmam lazım. Kafadan da bilmiyorum. Yazıda herhalde Kasım başı diyordu. Kasım başına hangi yıllık planda neresi varsa. Yani şu an kafadan bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Yanımda da yok arkadaşlar. Onu ben size bildiririm daha sonra. Yazılı tarihler belli olunca şu konuya kadar diye söylerim. Herhalde mitozu görmüş olmuşuzdur. Eşeğsiz üreme çeşitlerini görmüşüzdür. Yani mayozo başladık mı bakmam lazım ya, şimdi net bir şey söyleyemem yani, kafadan bir şey söyleyemeyeceğim. O civarlarda olur herhalde, belki mayoz bölünme de dahil olabilir, belki, bilemiyorum. Tamam, tamamdır hocam. Evet arkadaşlar, şimdi bu X kromozomunun Y kromozomunun özelliğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bakın, benim şekiller biraz bozuktur ama idare edin artık. Şu X kromozom olsun. Bu da Y kromozom olsun. Bir şey dikkatimizi çekiyor mu? Çekmesi lazım. Yani hocanın şekli ne kadar bozuk olursa olsun bu kadar fark olmaz herhalde, değil mi? Büyüklükleri farklı. Bakın X kromozomu daha büyük, Y kromozomu daha küçük. Normalde arkadaşlar 22 birinden 22 birinden geliyor, 44 oluyor biliyorsunuz. Bunlar homolog kromozomlar halinde midir? Yani eş kromozomlar halinde midir? Evet. XX veyahut da XY dediğimizde homolog kromozom mudur? Evet arkadaşlar. XX veyahut da XY dediğimiz şey de homolog kromozomdur. Ama %100 homolog değil. Homolog neydi? Homolog kromozom neydi? Bir hatırlayalım. Var mı söyleyecek? Genlerin farklı karakterler biçiminde olan kromatitlerin çeşidiydi sanırım hocam. Bir anneden biri babadan gelen, evet, kromozom. Evet. Biri anneden, biri babadan gelen, şekil ve büyüklük olarak birbirine benzeyen ve karşılıklı bölgelerinde aynı karaktere etki eden genleri taşıyan, karşılıklı lokuslarında aynı alelleri taşıyan kromozom çiftine biz homolog kromozom diyoruz. Mesela bakın şurası homologdur. Yani belli bir bölgesi birbiriyle homolog. Mesela şurada A karakteriyle ilgili gen varsa burada da A karakteriyle ilgili gen var. Bakın karşılıklı bölgeler. Burada B karakteriyle ilgili gen varsa burada da. Burada C karakteriyle ilgili gen varsa burada da. Burada D karakteriyle ilgili gen varsa burada da. Bakın işte bu bölgeye biz karşılıklı aynı karaktere etkiden alel genleri taşıyan bölgesine homolog bölge, homolog segment, homolog parça diyoruz. Ama şu kısım, bakın şu çizdiğim çizginin üzerinde kalan kısım arkadaşlar, homolog olmayan parça. Olmayan. Mesela burada bir P karakteriyle ilgili gen var. Mesela şurada P karakteriyle ilgili gen var. Karşısında P ile ilgili gen yok. Yani P sadece X üzerinde var. Şurada bir R karakteriyle ilgili gen var. Bunun karşısında R karakteriyle ilgili gen yok. İşte şurada bir ne diyelim, M karakteriyle ilgili gen var. Ama karşısında M karakteriyle ilgili gen yok. O zaman M karakteri sadece Y'de mi bulunuyor? Evet. P karakteri, R karakteriyle ilgili gen sadece X'de mi bulunuyor? Evet. Ama karşılığı yok. X'in Y'de karşılığı yok. Y'nin X'de karşılığı yok. İşte onun için şu bölgeye arkadaşlar, şu kısma homolog olmayan parça diyoruz. X'in Y ile homolog olmayan parçası. Şu kısma arkadaşlar, bakın şu kısma
Y'nin X ile homolog olmayan parçası diyoruz. Şimdi burada şunu söyleyeceğiz. Biz XX veyahut da XY olan 45. ve 46. kromozoma biraz önce ne demiştik? Şey kromozomları demiştik değil mi? Gonozom demiştik değil mi? Evet. Ama burada parantez açıp bir şey söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu kromozomlar tamam cinsiyetin ortaya çıkmasını sağlayan kromozomlardır. Şey kromozomlarıdır. Fakat sadece cinsiyetle ilgili genleri taşımazlar. Cinsiyetin dışında cinsiyetle alakası olmayan bazı karakterlerle ilgili genleri de taşırlar. Mesela gözün renkli görmesi arkadaşlar. Cinsiyetle alakalı bir husus mu? Değil. Ama renkli görmeyle ilgili X kromozomu üzerinde genler var. Bakın kanın pıhtılaşması cinsiyetle alakalı bir şey mi? Değil. Bakın kanın pıhtılaşmasıyla ilgili X üzerinde genler var. Ama Y'de yok. Sadece X'de bulunur. İşte sadece X kromozomunda bulunan bu tip özelliklere biz X'e bağlı kalıtım diyoruz. Bir de sadece Y'de bulunanlar var. Mesela balık pulluluk gibi. Yapışık parmaklılık gibi. Bu da sadece Y'de bulunduğu için Y'ye bağlı kalıtım diyoruz. Ve tamamına birden arkadaşlar hem X ile ilgili hem Y ile ilgili hepsine birden eşey kromozomları üzerinde bulunduğu için bu hastalıklar eşeğe bağlı kalıtım diyoruz. Eşeğe bağlı kalıtım. Konumuz işte bu. Eşeğe bağlı kalıtım. Bakın X kromozom üzerinde taşınan bazı hastalıklar var. Renk körlüğü gibi, hemofili gibi, kas distrofisi gibi. Bir de Y kromozomu üzerinde taşınan bazı hastalıklar var. İşte balık pulluluk gibi, yapışık parmaklılık gibi. İşte bunlara biz eşeğe bağlı kalıtım diyoruz. Tamam? X kromozomunun homolog olmayan parçasında, Y kromozomunun homolog olmayan parçasında. Şimdi geliyorum bu hastalıkların detayına. X kromozomunda taşınan X'e bağlı kalıtım dediğimiz hastalıklar neler? İlk önce isimlerini yazıyorum. Hemofili. Başka? Renk körlüğü. Başka? Kas distrofisi. Kas distrofisi. Tamam mı? Bu şekilde 3 tane hastalık var. Bunlardan ikisi bizim için çok önemli. Hemofili ve renk körlüğü bizim için çok önemli. Sıkça karşımıza çıkan bir olay. Evet. Hemofili hastalığından bahsedeyim ilk önce. Daha sonra da renk körlüğünden bahsedeyim arkadaşlar. Bakın. Bazen bir yaralanma, bir kaza, buna benzer bir durumda bakın kanamamız olur. Mesela elimizi bıçak kesti, bir şey kesti. Oradan kan akışı olur. Kanama olur. Ama bu kanama belli bir süre sonra ne olur? Sonlanır, durur. Nasıl duruyor? Oradaki yarada kanamanın olduğu bölgede, kanamanın olduğu damarda arkadaşlar pıhtılaşma dediğimiz bir olay gerçekleşir. Bakın trombosit dediğimiz, kan pulcuğu dediğimiz hücreler gelirler. Oradaki o parçalanmanın oluştuğu, yaranın oluştuğu kılcal kan damarındaki o kan akışının gerçekleştiği yerdeki deliği kapatırlar. Hani belki bilenleriniz vardır, erkek çocuklarından bilenler vardır. Bakın
Dublex lastiklerde, arabanın lastiğinde mesela bir çivi batıp çıkıyor. Şeye gidiyoruz. Lastikçiye gidiyoruz. Lastikçi hiç lastiği sökmeden tamir edebiliyor. Nasıl tamir ediyor? Bileniniz var mı? Hiç lastiği sökmüyor. 5 dakikada bir şey yapıyor, tamamlıyor. Var mı bileniniz? Yok herhalde. Arkadaşlar bazen şöyle yapıyorlar. Eğer özellikle de işimiz acele ise, yani lastiği söküp takacak kadar zamanımız yoksa, fitil dediğimiz bir şey var. Onu dışarıdan içeriye sokuyor, o deliğin olduğu yerden içeriye sokuyor. O orada o yeri kapatıyor arkadaşlar. Açıklığı kapatıyor, deliği kapatıyor. Dışarıya hava sızmasını engelliyor. Hava kaçırmasını engelliyor. İşte burada da bizim kanımız normalde damarın içinde akıyor ya, damarda bir parçalanma olduğu zaman o parçalanmanın olduğu, deliğin olduğu yeri bu pıhtı tıkayaraktan kan akışına izin veriyor. Kanamayı durduruyor. Normal sağlıklı insanlarda bu böyle gerçekleşiyor. Ama hemofili dediğimiz kanın pıhtılaşmaması hastalığında işte bu pıhtılaşma olmuyor. Gerçekleşmiyor. Yani kanama başladı. Küçük bir kanama bile olsa durmuyor kanama. Sürekli kanıyor. Bakın bu insanda ölüme kadar gider. Eğer ciddi bir kanama olduğu zaman ve müdahale edilmezse, tıbbi olarak müdahale edilmezse insanı öldürür. Kan kaybından adam ölür. Hatta şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın bayanlarda adet kanaması dediğimiz bir olay var. Halk arasında aybaşı, işte ay hali, regl dediğimiz olay arkadaşlar. Bu olayda kanama durmadığı için hemofili hastası bir anne genellikle olmaz arkadaşlar. Yani kızlarda hemofili hastası bir birey ancak ergenlik dönemine kadar yaşayabilir. Erkeklerde de yine büyük risk var. Ne olur mesela? Bakın bir kaza geçirmemiz, bir şekilde yaralanmamız söz konusu olabilir mi? Olabilir. Böyle bir durumda kanama eğer durmazsa, biraz önce de söyledik, kan kaybından adam ölür. Onun için ne yapılıyor arkadaşlar? Bir müdahale yapılıyor. Mesela bizim askerdeyken bir öğrencimiz vardı. Annesi babası demişlerdi ki bizim işte çocuğumuzun böyle bir durumu var. Aman hocam, yani çocuk olur ya, düşer, bir şey olur. Buna benzer bir durumda eğer bir kanaması olursa hemen bizim haberimiz olsun. Ne yapılacak? Müdahale edecek. Erkekler için çok büyük hayati problem olmayabiliyor ama bayanlar için hayati problem oluyor arkadaşlar. İşte bu hemofiliyi biz nasıl gösteriyoruz? Arkadaşlar bunu X kromozomu üzerindeki büyük H geni sağlam gen demek. X kromozom üzerindeki büyük H sağlam gen. Sağlıklı gen. Ama X üzerindeki küçük H hastalık geni arkadaşlar. Yani bu hastalıklar resesif halde ortaya çıkıyor. Dominant gen sağlam, resesif gen hasta. Ve bir dişi bireyde arkadaşlar şu ihtimallerle karşılaşıyoruz. Bakın iki tane X kromozom var dişinin. Eğer ikisi de baskınsa biz buna sağlam veyahut da sağlıklı diyoruz. Sağlam dişi. Hasta olması için ne olması lazım? İkisinin de hastalık genini taşıyor olması lazım. Hasta dişi arkadaşlar. Peki birisi büyük, birisi küçük olsa, birisi dominant, birisi resesif olsa ne olur? Yani şöyle olsa ne olur? Şöyle olsa arkadaşlar, bu bireyin kendisi sağlam. Evet, bu bireyin kendisi şu sağlam dişi gibidir. Ama hastalık
olayını, hastalığı yavrularına aktarma ihtimali olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz? Taşıyıcı diyoruz arkadaşlar. Taşıyıcı dişi diyoruz. Tamam. Bakın normalde kendisi sağlam ama hastalığı çocuklarına aktarabildiği için diğer sağlam dişiden farkını ortaya koyabilmek adına biz buna ne demişiz? Taşıyıcı dişi demişiz. Tamam. Peki erkeklerde durum nasıl? Bakın erkeklerde de bir tane X kromozom var biliyorsunuz. Bu X kromozom eğer sağlam gen bulunduruyorsa, baskın gen bulunduruyorsa sağlam erkek, sağlıklı erkek. Eğer resesif gen bulunduruyorsa hasta erkek olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Peki size bir soru. Bu hastalık erkeklerden daha fazla görülür, kızlardan daha fazla görülür, bayanlardan daha fazla görülür. Arkadaşlar hocam, bu söyleyeyim ise mi? Efendim? Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Ben erkeklerde daha fazla görülür diyeceğim. Evet, doğru söylüyorsun. Arkadaşlar mantıken düşündüğünüz zaman sanki X kromozomu dişilerde iki tane olduğu için dişilerde daha fazla görülür gibi aklına geliyor insan. Ama öyle değil. Bakın bir dişinin hasta olabilmesi için hem annesinden hem de babasından hastalık genini alması gerekiyor. İki tane hastalık geni bulundurması gerekiyor. Ama bir erkeğin hasta olabilmesi için sadece bu X kromozomunu kiminden alır? Anneden. Erkek X kromozomu kimden alır? Evet. Anneden alır. Anneden bir hastalık genini alması yeterli arkadaşlar. Bakın annesinden bir hastalık genini alması yeterli. Onun için erkeklerde bu olayın görülme ihtimali daha yüksektir. Hatta 10 kat daha fazladır. Bakın toplumda, popülasyonda bu X'e bağlı kalıtımla ilgili, hemofili ile ilgili, renk körlüğü ile ilgili hastalığın erkeklerde görülme ihtimali dişilere göre 10 kat daha yüksektir diyoruz, daha fazladır diyoruz. Çünkü bir erkeğin annesinden bir hastalık genini alması yeterli. Ama bir kız çocuğunun hasta olabilmesi için hem annesinden hem de babasından hastalık gen alması gerekiyor. Babasının mutlaka hasta olması gerekiyor. Annesinin de en azından taşıyıcı olması gerekiyor veyahut da hasta olması gerekiyor. Bundan dolayı kızlarda görülme ihtimali daha düşük, erkeklerde daha yüksektir diyoruz arkadaşlar. Tamam? Hemofili bu. Şimdi geçiyoruz. Renk körlüğüne. Hocam bu arada ders bitti ama. Ha öyle mi? Tamam. Ben fark etmedim. Evet şimdi uyardı zaten Zoom'da. O zaman burada kalalım arkadaşlar. Renk körlüğünü gelecek derslerde devam ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Hoşça kalın.